ben de bir şey fark etmez. Çünkü hani yanlış bir karar alındı, o yanlış yola girildi ve o yanlış yoldan geri dönüş bundan sonra çok zor deniliyordu. E, çok zor mu sayiden? Yani bu dövizi 13'lerden 8'lere indirmek falan artık pek mümkün değil mi? Değil. Yani 8'lere inmesi çok mümkün değil. E, herkes e, Seçim. yanlış yapılmasın da bu düzeylerde kalsın diye dua edebilir yani gerçekten. Hmm. E, bu, mümkün olunca bir miktar daha aşağı indirmek istediğini biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani e, 12'lere falan indirmek istiyor ama e, bu çok mümkün olamıyor. Ama işte turizm dövizleri fazla geldi deyip te, Haziran'dan sonra yeniden... Bir de alınacak seçim kararına da bağlı olacak pek tüm bunlar onlara bağlı yeni bir harekete geçer. Bilmiyorum artı şöyle bir ihtimal de var yani ekonomi yönetimi bu metinden de anlaşılan son metinden ilk yarıda bir daha faiz indirmek istemiyor belli ki merkez bankası bunun yanlış olacağını söylüyor ama cumhurbaşkanımız o kadar dayanacak mı bilmiyoruz yani. Şubat'ta ya da Mart'ta hadi kardeşim çok durduk yeniden faiz indirelim derse o zaman yeniden riskler büyüyecek demektir. Evet. Zaten riskli bir noktada yürüyor. Müdahalelerle yürüyor. Bu kuru tutmak eğer öyle bir hata yapılırsa ya da kredi patlamasını yaparsa e, yeniden kuru tutamayabilirler. Sayın Tahsin Tarhan siz siyasetçi olarak bambaşka bir şeye gireceksiniz burada zannediyorum. Erken seçim değil mi? Erken seçimle şimdi Erdal Sağlam zor hani yükselmemesi için dua etmek lazım dedi. Çünkü önümüzdeki ait cumhurbaşkanı tekrar Yay, tamam çok tuttunuz yerinden aşağı indirin diyebilir. Erken seçim, erken seçim, erken seçim istiyorsunuz. O zaman biz 8'lerde yedilerde dolar kuru görür müyüz yani bugün piyasaya piyasada gerçekten iktidara güven yoksa erken seçimin etkisi olur. Hı hı. Ama kısa bir süre bu dalgalanma oluşabilir seçim kararı aldıkları zaman çünkü piyasaya baktığınız zaman seçmen kitlesiyle görüştüğünüz zaman değişim bekleniyor. Hı hı. Değişim beklendiği için bir anda piyasalara güven gelebilir. Yani seçim sonuçlarında bu tek adam rejime gidecek, yani Cumhurbaşkanlığı sistemi hı hı. değişecek diye piyasalar bir anda e, umutla e, yeşerebilir. E, ama bu kısa bir süre e, devam edebilir. E, şartların değişmesi için e, Türkiye'nin döviz gelirlerinin artması gerekiyor. Yani Türkiye'nin borcu ödenmesi gerekiyor. Döviz borcuna karşılık dövizi kasasında olması gerekiyor. O anlamda kısa bir süre sadece değişim gösterebilir ama 2 aylık 3 aylık süreçte sonuçta ödemeler devam edecek bu süreçte ne gösterir? Bilemeyiz. Erken seçim olacak, acele seçim olacak, kısa seçim mi? Yani seçimi uzun vadeli tutacaklarını düşünmüyorum. Eğer erken seçim kararı alırsalar baskın seçim yaparlar. Yani 2 ay gibi hmm. seçim kurulunun vereceği karar doğrultusunda, en kısa süreye sıkıştırmaya çalışırlar. Siz böyle mi bekliyorsunuz? Ee, böyle yapmaları gerekiyor bu süreçte. Yani hı. piyasaların zor sürecinde e, bunu yapmak zorundalar. Hı hı. E, ama bu kadar dalgalanmanın e, ortamında ben erken seçim kararı alacaklarını düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Düşünmüyorum. Şimdi Merkez Bankası, yani Türk tabii ki bu benim çok canımı acıtıyor Erdal Sağlam. Size de söyleyeyim. Yani Merkez Bankası'ydı, TÜİK'ti, Türkiye'nin kurumlarının, ee, üzerinde bu kadar olumsuz konuşmalar yapıyor olmak ama ne yazık ki bu duruma getirildi. TÜİK e, bir tartışma konusu. Çok uzun zamandır Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biriydi. İşte en son Sayın Kılıçdaroğlu'nu kapıdan almadılar. Ee, kapıya bir kilit astılar. O, e, o kilitte bir sembol oldu neredeyse ve enflasyon rakamları, açıkladıkları enflasyon rakamları, işsizlik rakamları her zaman tartışılır oldu. Ee, bunun üzerine e, dün bir kulis dedi ki TÜİK Başkanı istifa etti. E, sonra iş iyice yayıldı. Daha sonra TÜİK Başkanı Dinçer, Dünya Gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş'a konuştu. Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum. Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek, bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi dedi. Kılıçdaroğlu cevap verdi konut seni ziyareti sonrasında. Bir dinleyelim sonra TÜİK meselesini konuşalım. Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum. Ciddi bir çürüme var. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Ya Allah aşkına bunlar bir Markete gitmiyorlar mı? Bir pazara gitmiyorlar mı ya? Yumurtanın fiyatını görmüyorlar mı? Zeytinyağının, mısır yağının fiyatını görmüyorlar mı bunlar? Ya yani bunlar bunlar gerçekten peynirin, sütün fiyatını bunlar bilmiyorlar mı? Zeytinin fiyatını bunlar bilmiyorlar mı ya? Kaç liradan kaç liraya çıktı diye. Efendim, e, ben millete hesap mı vermem diyor. 84 milyonun ahını alamam. Zaten ahını aldınız ya geriye vahı kaldı zaten. Daha ne kalsın? Daha ne kalsın ya? Peki. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ahını aldınız zaten vahı kaldı. Ne diyorsunuz Sayın Tarhan? Yani TÜİK Başkanı'nın e, Alaaddin Aktaş'a verdiği söyleşi de yaptığı açıklamalarda kendisini samimi buldunuz mu? Maliye Bakanı ne diyordu? Gözlerime bir bakın. Gözlerim gülüyor diye. Bize hangi kamera çekiyor? Bu kameramı çekiyor. Hı. Ben de TÜİK Başkanı'na söylüyorum. Siz 84 milyona yalan söylüyorsunuz. Açık açık yalan söylüyorsunuz. Sizin verdiğiniz rakamlar, bu rakamları okuyorum size. TÜİK Başkanlığı'na okuyorum. Un fiyatları geçen yıl %85 artmış. Tavuk eti %75 artmış. Otomobil fiyatları, dizel otomobil fiyatları %90 artmış. 2 artmış. Benzinli araçlar yüzde 129 artmış. Süt yüzde 72 artmış. Sizin açıkladığınız rakamlar. Ben de sizin gözlerinize bakıyorum. Yalan söylediniz bu millete. Neden yalan söylediniz? Askeri ücret düşük zam alsın diye askeri ücretli. Aynı zamanda emekli düşük zam alsın. Memurlar düşük zam alsın diye enflasyonu düşük açıkladın. Yüzde 36'dan bahsediyorsunuz. Bugün üretici fiyatlarına baktığımız zaman artış yüzde yüzün üzerine üzerinde. Aslında geçen yıllık enflasyon üretici fiyatlarına denk geliyor. Yüzde 80 civarında ortalama. Sizin açıkladığınız Rakamlar bunu söylüyor tek tek hesapladığımız zaman. Onun için 83-84 milyona yalan söylüyor TÜİK rakamı. Saraydan aldığı direktif doğrultusunda açıklamalar yapılıyor. Net yalan söylüyor. Evet.